STV'den mutlu akşamlar diliyorum değerli izleyenler. Bir vaziyette daha karşınızdayız. Bugün yine çok değerli, çok kıymetli bir konukla beraberiz. Saadet Partisi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Levent Baştürk. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Değerli izleyenler bugün Levent Baştürk'le birlikte niçin aday olduğunu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, diğer Saadet Partisi'nin adaylarını, ilçelerdeki hedeflerini, Büyükşehir'deki hedeflerini, projelerini Eskişehir'in Saadet Partisi'ne göre sorunlarını konuşacağız. Ben her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Ali Baş'a sözü vereceğim. Yine Anadolu Gazetesi yazarı Kerem Akyıl da bizlerle birlikte. Buyurun Ali Baş. Evet, gündemdeki konuları hızlı bir şekilde özetleyeyim. İstanbul'daki helikopter kazasında 4 kişi şehit olmuştu askerimiz. E, bu askerlerimizden başçavuş Yüzyas Kaya Eskişehirliydi. Bugün e, toprağa verildi. Kendisi Vişnelik şehitliğinde. E, biz de buradan ailesine baş saldırıyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Acımız büyük. E, bundan başka FETÖ e, operasyonları devam ediyor. 10 kişi e, daha gözaltına alındı. postluk çayında e, bir kişi düştü. Ya da itilmiş olabileceği üzerinde de duyuluyor. Bülent Söğüt Çocuklu e, yaşamını yitirdi Bununla ilgili e, Detaylar sanırım daha sonra Emniyetten gelecek e, Günlüğüne çıkan gelişmeleri böyleydi Eskişehir da e, Beyazıt Öztürk Ziyaret etti Evet Teşekkür ederiz evet. İlk soruyu müsaadenizle ben sormak başlayalım. istiyorum tabii. Evet. E, şimdi Levent Bey Şöyle başlayalım isterseniz Levent Baştürk Niçin aday oldu Amacı ne hedefi ne Ve bir Eskişehir tanımı yapsa Demet Başdurg, ne der Eskişehir için? Evet. Önce e, nazik davetiniz için teşekkür ederek başlayayım. E, ayrıca şehitlerimizden dolayı da e, Türk halkına ve şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. E, şimdi söze şöyle başlayayım. Yani neden aday olduğum konusunda e, işin gerçeği aklımda yani yakın zamana kadar 29 Kasım 2018 tarihine kadar aklımda siyasete girme, siyasi bir faaliyetin içinde olmak yoktu. E, Fesih Bey, kendisiyle daha önce e, İstanbul'da e, gazeteci rahmetli Akif Emre'nin cenazesinde tanışmıştık. E, birkaç kere de telefon görüşmemiz oldu. E, beni o telefonla aradı. E, ofisine gelmemi rica etti. Bir konuda sizinle istişare etmek istiyoruz dedi. Fakat ben gene adaylık konusu olacağını düşünerek e, gitmedim. E, yani öyle bir şey daha çok yani genel gidişat hakkında bir fikir alışverişi yapacağız diye düşündüm. E, teklif ve konuşmada öyle başladı zaten. Ee, konuşmanın şöyle bir saat kadar geçtikten sonra Fesih Bey e, sizi de Büyükşehir adayımız olarak görmek istiyoruz. Orada başka tabii partide ileri gelenler de vardı. Yani benim için biraz şaşırtıcı bir şey oldu. Hiç beklediğim bir şey de değildi. Ee, müsaade istedim düşünmek için. Ve yapmış olduğum çeşitli görüşmeler neticesinde yani yaklaşık 15-20 kişiye sormuşumdur rahat. En başta tabii ki eşime. Evet. benim kanaatim yani eşim hayır diyecek ve bu iş bitecek diye düşünüyordum. O girmem yönünde teşvik etti. Yani senin de zaten siyaset üzerine yazıyorsun, çiziyorsun, okuyorsun. Biraz teoride kalmasın bu iş, pratiğe de dönüşsün dedi. Zihninde konuşmak istediğin, açıkça yani daha geniş kesimlere taşımak istediğin düşüncelerim var. İşte sana bir fırsat dedi, hodri meydan. Tabii başka da görüştüm ve bu görüştüğüm insanların içerisinde yani sadece bir kişi Saadet Partiliydi dostlar içerisinde. birkaç kişi hariç büyük bir çoğunluğu yani doğrudan Saadet Partili diyemeyeceğimiz insanlar oldukları halde girmem yönünde teşvik ettiler. Ve teşvik gerekçeleri de şu. Yani içinde bulunduğumuz konjonktür gereği benim gibi kişilerin elinin taşın altına sokması ve sorumluluk üstlenmesi nin doğru olacağı ve benim için de benim de böyle bir sorumlu almak için uygun birisi olduğum konusunda fikir beyan ettiler. Yani üç aşağı beş yukarı hepsinin ortak paylası buydu. Evet. evet bu yönde beni teşvik ederlerken. Ee, Tabi şimdi Saadet Partisi'nde bana bu teklifin gelmesinin bir nedeni var. Yani kendim hayatım boyunca hiçbir partiyle doğrudan özdeşleşmedim. Özde kendimi. Yani tipik bir partili veya partici denilebilecek birisi değilim ama bazı ortak paydalarımız var Saadet Partisi'yle. Yani ortak inandığım, e, prensip inandığımız, birleştiğimiz prensipler e, var. E, o da önemli bir faktör tabii ki. Zaten o olmasa biraz e, o, o zemin olmasa sormanın, soruşturmanın, danışmanın da bir anlamı yok. O e, ortak bir zemin olması sebebiyle içinde bulunduğumuz şartlar gereği bir yerde sorumluluk alma düşüncesi, kanaati sebebiyle evet demeyi kabul ettim. Ve böylece siyasete atılmış oldum. Bu ilk tecrübeniz galiba. İlk tecrübe i̇lk Daha önce hiçbir siyasi yok. partiye üyeliğiniz yok. Üyeliğim de yok. Hatta veyahut da yani doğru düzgün oy vermiş birisi de değilim yani. Sandığa <laughs> daha <laughs> daha gitmiyorsunuz yani. Yani zaten 2012'ye kadar ben yurt dışındaydım. Evet döndükten sonra İstanbul'da yaşadınız galiba. Yok Ankara'da. Ankara'da yaşadınız. Daha doğrusu şöyle Eskişehir Ankara ikisi birden oldu. Çünkü eşim Eskişehirli. Eee ilk Amerika'dan ilk döndüğümde de ailem bütün aile hemen dönmedik. Onlar 6 ay sonra geldiler. Ben önce geldim. Ve onlar burada olmadığı sürece Ankara'da ev tutmak istemedim. Hızlı tren bir yerde işimi kolaylaştırdı. burada çünkü hazır kurulu tezgah var. Evet. ev gibi imkanlar var. Dolayısıyla gidip geldim. Yani 2012'den beri fiilen hem Eskişehir hem Ankara'daydım. Bir buçuk yıl SETA'da Siyaset, Toplum, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda araştırmacı olarak çalıştım. Yani 2013 pardon 2014 yerel seçimlerinde ve 7 Haziran genel seçimlerinde kerhen AK Partisi'ne de oy verdim yani. Ama kerhen istemeyerek oy verdim. setada çalıştığım süre zarfında zaten ben bazı konularda düşüncelerim ciddi anlamda ayrışmaya başlamıştı. Şimdi AK Parti'ye oy veren birisi olarak Saadet Partisi'ne oy istiyorsunuz. Yani şimdi şöyle o zaman ben o oyu verirken de kendimi bir partili olarak gören birisi olarak oy vermedim. Ve verirken de kendime göre bir ne etkili artı oldu. eksi bir hesabım vardı. Oy muydu? Evet. Yani evet biraz kerhem bir oydu gerçeği. AK Parti'ye için oy verdi o zaman? Öyle onu konuşalım. O dönemde oy verirken yani şimdi ben AK Parti'nin genel performansını değerlendirirken 2002'den bu zamana şöyle bir düşüncem vardı. Yani şimdi 28 Şubat denilen bir deneyim yaşadı Türkiye ve bu deneyim içerisinde AK Parti yeni bir söylemle ve misyonla ortaya çıktı ve toplumun yani toplum, sistemdeki tıkanıklıkları açma ve toplumun önünü açma gibi bir vaadi vardı. Ee, geçmiş eski sistemin eski e, yapının eee tıkanıklıklarını açacağına dair bir vaadi vardı ve bu yönde bir söylemi, bir programı da vardı. E, ve o dönemde AK Partisi e, benim kanaatime göre şimdi olduğu gibi tek bir şahsın e, yönlendirdiği, şekillendirdiği bir yapı olmaktan ziyade bir ekip hüviyeti olan bir partiydi. Ve partinin lideri olan kişi eşitler arasında birinci diyebileceğimiz bir konuma sahipti. Fakat o eşitlerin hepsi zaman içerisinde denklemin dışına çıkıp ortada o eşitler arasında birinci olan tek kişi haline dönüşünce yani o süreç daha doğrusu belirgin olmaya başlayınca benim de e, yani yavaş yavaş düşüncelerim ciddi anlamda farklılaşmaya başladı. E, o dönemde kerhen oy verirken de yani düşünce e, henüz daha her şey bitmedi şeklinde bir düşünceyle oyumu evet. verdim. Ama e, zaman içerisinde e, bu girişatın yani sürdürülemez ve düzeltilemez bir girişat olduğunu düşündükten sonra tabii ki e, giderek benim eleştirel olmam, eleştirellik boyutum ve o ve kendime yani ki o yapıyla arama mesafe koyma e, şeyimde giderek arttı. E, ve sonuçta Saadet Partisi'den böyle bir e, teklif geldiğinde de hayır demedim. Tabii bu teklif gelmesi sırasında bunu yani beni bu konuda teşvik eden başka hadise daha oldu. E, ben SETA'dan e, 2013 Temmuz'unda ayrıldığımda e, ayrıldıktan sonra e, Osman Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve genellikle orada. Tamamen orada. Yani orada ta, orada sürekli verdim fakat ara sıra e, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde de tam zamanlı olarak fakat dışarıdan derslere girdim. Yalnız benim bu ders verme e, olayım birilerini rahatsız etmeye başlamıştı. Kimi? Onu artık isim veremeyiz. <laughs> yani bir televizyon programında isim vermeyiz. Nereye bağlı peki? Eee ya, İsim şimdi ama şöyle söyleyeyim, e, mevcu, mevcut güç yapısını eleştiren birisinin e, üniversite ders vermesinin doğru olmadığına yani inanan at, at birileri. Ak eleştirdiğiniz için sizi uzaklaştırdılar, bunu mu söylemeye yani, çalışıyorsunuz? E, işte şöyle bir gelişme oldu, e, 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 hakkımda yani engellemeye çalıştılar. Bunu 2017-18 akademik yılında gerçekleştiremediler. Fakat 2018-19 akademik yılının başında de, benim için ders açılmış olduğu halde e, böyle bir girişim Sahibi sonucunda e, hakkımda yani benim hakkımda anladığım kadarıyla hazırlanmış bazı şeyler birilerinin iletilmiş ve dolayısıyla bunun ders vermesi artık doğru olmaz düşüncesiyle e, Bu aday açılan ders yok mi? önce önce Şimdi bu halde böyle bir şey de başıma geldiği için, böyle bir şey de başıma gelmiş olmasından dolayı, dolayısıyla e, böyle bir şeye maruz kalmış olmadı. Tabii siyasete girişimi, girmeme etkileyen faktörlerden birisi oldu. Çünkü e, kamusal alanda eleştirel seslere mümkün olduğu kadar kısıtlama için bir gayret var. Öte taraftan da konuşulması gereken şeyler var. Dolayısıyla bir siyasi parti desteğini arka arka bir bir kişinin yani bir kamusal alanda siyasi eleştiriler yapmak yapmak isteyen bir insanın bir, e, siyasi parti teşkilatının arkasında görmüş olma e, bulması e, onu hissetmesinin de bir artı olacağını düşündüm e, bu faktör de siyasete girmiş olmama etkileyen bir faktör oldu tabii tabii bir akademisyenin asli vazifelerinden birisi eleştiride bulunmak. O evet. özgürlüğün günümüzde bilim adamlarının elinden alınıyor olması da çok üzücü bir şey. Evet yani maalesef şu anki ortam e, yani şu an Türkiye'de üniversitelerdeki ortam e, böyle bir şeye pek müsait değil. Yani ben e, genellikle uluslararası ilişkiler derslerine girdim fakat girdiğim dersler arasında siyaset bilime giriş dersi de vardı. E, karşılaştırmalı siyasi sistemler pardon karşılaştırmalı devlet sistemleri dersi de vardı. Da bu derslerin ikisi de içeriği gereği e, rejim tipleri mevzuna giriyor. E ben bunları anlatırken, e, dışarıdan dışarıdan yok. örnekler verirken e, daha net konuşmakla beraber içeriden kullandığım örnekleri biraz metaforlu da olsa e, örnekler veriyordum. E, bu tabi anlaşılan e, bu tip şeyler yani bir Rejim, rejim hakkındaki sözleriniz birilerinin rejimine uymadı, midelerine oturdu anladığım kadarıyla. Artık öyle bir yorum çıkarabilirsiniz. Peki şunu soracağım ben. Şimdi uluslararası işler dersi veriyorsunuz. Biz daha çok da sizi. Evet. Aslında dış politikayla evet. e, Şimdi bu dış politika işte bakıyoruz. İşte İran'ı yazıyorsunuz, Yemen'i yazıyorsunuz, Kolombiya'yı evet. yazıyorsunuz, Venezuela'yı yazıyorsunuz. Ama şimdi geldiniz. Yerel seçimlerde evet. aday oldunuz. Kırmızı topraktan <laughs> bahsedeceksiniz. Ya bu bir tezat değil midir? Nasıldır? Yani nasıl bakmak gerekir buna? Eee... Eğer normal bir konjonktürde olsaydık e, olabilirdi, evet. ama e, içinde bulunduğumuz konjonktürde değil. Daha doğrusu ben şimdi, e, tabii genellikle verdiğim dersler uluslararası ilişkiler, Orta Doğu Amerikan dış politikası gibi dersler verdim. E, fakat e, benim aynı zamanda yani çalışma e, uluslararası ilişkiler artı karşılaştırmalı siyaset, o yüzden de diğer o iki dersi de veriyordum. E, şu anlamda e, çelişki bana göre yok, çünkü içinde bulunduğumuz şartlarda yani bir yerel seçim ortamındaydı. Yani milletvekili seçimi olsaydı evet biraz daha farklı yani siyasi girme açısından daha olumlu bir faktör olarak görülebilirdi. Ama yerel seçim açısından bir adaylık teklifini ben olumlu değerlendirirken olaya şöyle baktım. Yani bu yerel seçim yerel seçim olmayacak. Bu yerel seçim genel seçim havasında geçecek. Ve nitekim öyle de geçiyor. Çünkü iktidar e, bu seçimi kendisinin meşruiyetini e, test olarak görüyor ve bunu da açıkça belli ediyor. ve buna e, bu yönde bir politika izliyor. Bu yönde bir politika e, izlediğinde net olarak belli diyor. E, kullandığı dile e, yani iktidar e, partisinin ve liderinin kullandığı dile de baktığımız zaman bu dil e, pek yerel seçim dili değil. E, malum genel seçimlerdeki ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici dil aynen bu seçimlere devam ettiğini görmekteyiz. E, bu seçimin sonuçlarının kendisinin meşruluğunu yani eğer seçim sonuçları negatif olur kendileri açısından e, negatif olacak olursa kendilerinin meşruluğunu sorgulamaya yönelik bir netice doğuracağını bildikleri için e, dolayısıyla ona yönelik bir politika izliyorlar. Ve tabii e, <laughs> ülkenin genel girişatı ekonomik, siyasi olarak genel gidişat bu yerel seçim sonuçtan da kesinlikle etkileyecek. Yani burada vatandaş oy verirken bu yerel seçimdir, efendim ben burada belediye başkanımı seçiyorum e, diyenlerin oranına göre bana göre genel gidişata bakarak oy verenlerin oranı daha yüksek olacağı kanaatindeyim. E, dolayısıyla da e, yerel seçim ile yani yerel seçim olmasına rağmen bir genel seçim ortamının bütün özelliklerini taşıması açısından e, belediye başkanlığı aday teklifini e, ben e, olumsuz karşılamadım. Ha bir de şu var tabii ki. Yani ben uzun yıllar yurt dışında bulunmuş bir insanım. E, orada e, farklı şehirler, farklı e, ortamları gördüm. E, şimdi bir de tabii Türkiye'nin bir şehircilik gerçeği var. Eskişehir'in bir şehircilik gerçeği var. Bu e, konuda da oluşmuş tabii bazı kanaatlerim var dışarıyı görmüş bir insan olarak ve Türkiye'deki e, şehir e, gerçeğiyle e, yani olaya bir de şu açıdan da baktım yani Nasıl orada orada edinmiş olduğum tecrübe evet. bir yerde burada e, Evet. Pratiğe dökme açısından bana bir fırsat verebilir diye de düşündüm. Nasıl tanımlıyorsunuz Eskişehir'i? Nasıl görüyorsunuz? Evet. Levent Baştürk olarak. Ya Eskişehir şöyle söyleyeyim. Yani ben açımdan yani ben Aslen Buralı değilim ama eşim Buralı. İlk Eskişehir'e geldim de ben 1987 yılında buraya geldim. Eee Eşimin ailesiyle tabii o zaman evli değildik, tanışmak için ee, sonra söz kesme, evlilik, yurt dışından yıllık ziyaretlerimiz oldu. Yani do şöyle söyleyeyim 1990'lı yıllarda ve öncesinde Eskişehir benim açımdan yaşanılabilir bir şehir kategorisinde gördüğüm bir yer değildi. Ee, ve yurt dışında bulunduğum süre zarfında da e, tabii yani Amerika'da bulunduğum süre zarfında e, hem Türkiye genelinde bir Ak Parti Türkiye'si imajı, yani uzaktan gözlemleyen bir insan olarak bir Ak Parti Türkiye'si imajı vardı bende. Bir de Eskişehir imajı ve bu ikisi de olumlu imajdı. yurtdışından dışı, yurt Türkiye döndükten sonra bu ben sahip olduğum iki imajında tam dolu olmadığı kanaatinde vardım. Tam dolu olmadığı kanaatinde vardım. Şimdi eğer Eskişehir'e dönecek olursak. Yani Eskişehir evet 1980'li yılların sonu 1990'lı yıllara göre şu an kesinlikle çok daha yaşanılabilir bir şehir. Yılmaz Büyükşehir'den önce Eskişehir, Yılmaz Büyükşehir'den sonra Eskişehir. Öyle sorayım. Evet öyle söyleyebilir söylersek yani öncesi bana göre pek öyle yani burada hayatımı devam ettirmeyi düşünebileceğim bir şehir değildi. Hı hı. Ama şu anki durumuyla daha yaşanılabilir yani bir şehir. Yılmaz Büyükşehir'den sonra Eskişehir. Evet yani onu bunu kabul etmem gerekiyor. E, fakat şunu da söyleyebilirim. E, e, Evet ama yetmez. Yani daha iyisi de olabilir diye düşünüyorum. AK Parti <laughs> o AK Parti'nin sloganı. O AK Parti'nin sloganı olabilir ama yani şimdi kontekste oturduğu zaman, evet. bağlama oturduğu zaman da kullanmakta bir sakınca yok. Yani söylemleri hiç kimsenin tek eline vermemek gerekiyor diye düşünüyorum yani. Peki tam olarak burada size sormak istediğim soruya aslında geldik. Evet. Sonuçta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığınızı evet. koydunuz. Bu demektir ki ben daha iyisini yapacağım. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin olumlu ya da olumsuz yönlerini şu, şu andaki belediyecilik anlamında kısaca bir özetleyebilir misiniz? Evet. Ee, tabii yani şimdi yapacağımdan ziyade şöyle bakmak lazım olaya. Yani bu iş bir ekip işi, e, şahıs işi değil. E, yani siyaseti şahıs eksenli okuma ve siyaseti şahıs eksenli yaklaşmanın e, bir Türkiye açısından artık bizi çıkmada götüren bir şey olduğunu düşünüyorum. E, hem yerel ölçekte hem genel Türk siyaset açısından. Yani bir ekip işi bu ve yerel meselelerde yani oldukça kompleks meselelerle karşı karşıyasınız. Yani belediyecilik işi bizim İstanbul, Saadet Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı biliyorsunuz yakınlar açıklandı. onun, onunla yapılan bir röportajı izlerken şöyle bir cümlesi var. Yani belediyecilik %80 mühendislik işidir diye bir cümle kullandı. Belki %80 çok büyük bir oran olabilir ama e, büyük ölçüde mühendislik gerektiren bir. iş. Şimdi ben bir e, mühendis olmayan bir insan olarak e, Eskişehir'i yani kendime çok büyük bir misyon yüklemem yanlış olur. Bu bir iş, bir ekip işi olacak. E, ekip işi olacak ve bu ekibin içerisinde e, Saadet Partisi'nde zaten kak, e, evet kararımı etkileyen faktörlerden birisi oydu. Yani orada e, sağlam bir ekip olduğu kanaatindeyim. E, ha, geçmişte hazırlamış oldukları projelerin e, oldukça e, iyi göz doldurur e, inandırıcı projeler olduğu kanaatine varmış olmam da bunda etkili oldu. Yani daha fazla farklı şeylerin yapılabileceği konusunda evet o konuda sorunuzda cevabım bu şekilde evet olacak. Yani daha fazlası yapılabilir. Eksik olarak neyi görüyorsunuz? Eksik olarak gördüğüm en hususlardan birisi şu. Yani şimdi e, sosyal demokrat bir belediyecilik konsepti varsa eğer Eskişehir Belediyesi'nin bu açıdan bence pratikte bunun pratiğe pek yansımadığı kanaatindeyim. Çünkü daha çok merkezde kendisini gösteren iyi bir belediyecilik performansı var. Ama bu merkezden şehrin periferisine doğru kaydıkça bu performansın oldukça düşük olduğu kanaatindeyim. Bütün dünyada da biraz böyle sanırım. Yani kent küçük... merkeziyle varoşlar. Doğru, doğru. Amerika ama Amerika'yı da gördünüz. Tabi tabii, 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 tabii. Ama yani benim mesela Amerika'da en uzun süre yaşadığım şehir Denver şehri. Evet. Denver şehri tabii şimdi şöyle, Otomobilciler... şöyle bir hatayı da yapmak istemiyorum. Yok orası Detroit. O evet. otomobilcilerin olduğu yer Detroit. Şöyle bir hatayı da yapmak istemiyorum tabii. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri kişi başına düşen milli gelir evet, 60 tabii. bin dolar. Burada 12 diyorlar ama muhtemelen 8-9 bin dolar evet. civarında gerçek rakamlarla bakarsak. E, fakat e, genelde bir mukayese yapılabileceğine inanıyorum. E, bir defa e, yani nüfus olarak baktığımızda Eskişehir'le 3 aşağı 5 yukarı aynı özelliği gösteriyor. Yani 800 bin, 800 bin civarında orada bir nüfus var. Metropolitan olarak bakınca da daha büyük ama... E, Denver Belediyesi'nin sorumluluğu altında olan alan bütün metropolitan bölgeyi içermiyor. Bizzat belediyenin kendi sorumluluğu altında olan alan 800 bin civarında. Yani de, benim yaşamış olduğum Denver şehri, Aşağı yukarı e, Eskişehir kadar. Es, aşağı yukarı Eskişehir kadar. Ve belediye başkanlığı e, o şehirde mesela muhafazakarların yani cumhuriyetçilerin kazanma şansı sıfır. Zaten çoğu zaman aday da çıkarmıyorlar. Ya bağım, e, genellikle demokratlarla bağımsız aday yarışıyor. Ve demokrat adaylar da genellikle kendi yani demokrat, Demokratik Parti de orada bir yelpaze. Genellikle kendisini solda konumlayan kişilerin e, seçimde şansı e, yüksek olduğu bir ortam. Yani benim yaşadığım Denver şehrinin Ghetto mahallesi yani bizim eski şehirin en e, göze çarpan tarafından daha bakımlı, e, daha e, temiz bir şehir. Denver'da Demokratlara mı oy verdiniz siz? Ben yeşil kartım vardı ama şeyim yok. Oy kullanma Oy, hakkım. oy kullanma hakkım yoktu yani vatandaş olmadım ama çocuklarım yani mesela kızım son 3 başkanlık seçiminde oy kullanma şansı oldu. Onlar genellikle demokrat oy verme eğiliminde. Oğlumu bilmiyorum işin gerçeği ama kızım bildiğim kadarıyla bütün seçimleri demokrat. Genelde olmadı. yurt dışında yaşayan. <laughs> Yurttaşlarımız yurt dışındayken solcu partilere evet. daha çok yani sola yakın partilere evet. oy veriyor. Ama Türkiye'ye geldiklerinde aynı e, insanlar sağ tandans partilere evet. oy veriyor. Nasıl görüyorsunuz bunu? Yani şimdi e, ama Saadet Partisi ben o, kusura bakmasanız zaman size bir cevap vereyim. Sa, Saadet Partisi'ni bir sağcı parti şeyine mi koyuyorsunuz? Tabii ki e, sağcı muhafaza. Yani ben buna katılmıyorum. Evet. E, şu anlamda katılmıyorum. Yani yani. E, Şimdi ya bu kötü bir şey değil yani yo, yo, bir görüşdür yani kötü olduğundan değil yok şu anlamda katılmıyorum yani kendimi de ben işin gerçeğine sağcı ne solcu liberal. olarak yani e, liberal de diyemem e, şöyle söyleyeyim e, şimdi mesela sol söyleme şöyle sol bir platformla e, özdeşleşebileceğim hususlar var mesela sosyal adalet mevzu. Ee, mesela insan hak ve hürriyetleri meselesi. Hiçbir sol partiye oy verdiniz mi? Yani Amerika Birleşik eğer bulunmuş olsaydım kesinlikle ben de demokrat oyu verirdim diye düşünüyorum. Mesela evet. Obama'nın e, başkanlık olması sürecinde o zaman ben e, şeyde e, yani Amerika'da bulunduğum süre tarafında mesela orada bir e, İslami kuruluş var. Müslüman Amerikan toplumu adıyla evet. onların e, siyasi faali e, bu seçimlerde e, siyasi faaliyet yürüten bir branşı vardı. O branş içerisinde Denver'da bulunduğum süre zarfında faaliyetlerde bulundum. Mesela bizim orada e, Demokrat e, tabii orada e, genellikle bay partizan olma yani iki parti arasında e, seç, te, bir te, iki parti arasında tercihte bulunmaktan ziyade Hangi aday bizim için daha iyi olur düşüncesiyle bir siyaset etme mantığı vardı ama Amerikan siyaseti son yıllarda giderek aşırı sağa kaydığı için ve bu aşırı sağa kayan siyaset e, göçmen düşmanı ve İslam düşmanı bir siyaset olduğu için dolayısıyla da Demokratik Parti e, kaçırılmaz olarak bir tercih olarak ortaya evet. çıkıyor. E, dolayısıyla da e, yani oy vermiş olsaydım ben de zaten oyunda önde çalışmalarımızda öyle şey oy verdiniz mi? Eskişehir'de yok. Eskişehir'de oy vermedim. Oy Eskişehir'de, pardon. Eskişehir'de geçen Cumhurbaşkanlığı, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde oy verdim. Ve Saadet Partisi'ne oy verdim. Evet. Yani son genel seçimde Hünlmaz ve Cumhurbaşkanlığı seçimde. Yılmaz Büyükelşen'e oy verir miydiniz? <laughs> Zor bir soru. <laughs> Şimdi e, aday olduğum için seferimde bu soruya cevap vermeyeyim. Evet. Yani, Peki, yani yanlış bir e, imaj e, algıya yol açabilir. Amerika'dan evet. bahsetmişken bu, siz oradaki İslam toplumunda da bir, bir hayli e, rol oynadınız bildiğim kadarıyla. E, bir Amerikalı'nın, bir Müslümansınız, Türksünüz, Esmersiniz. Hı -hı. Bir Amerikalı'nın e, bakışı nasıl İslam'a orada? Evet. Bu çok merak ettiğim bir sorudur. Yani bir, bir Redneck'in gelip de size Git buradan e, defol falan dediği oldu mu hiç? Çok az ama ben oturduğum şehir mühitle de bunun biraz alakası var. Yani ben e, Denver şehrinde yaşadım. Yani oldu birkaç şey şeyi var. E, mesela bir keresinde e, ki tartıştığı adam e, yani bir, o, kimseyi küçümsemiyor, yanlış anlamayın. Fakat yaptığı iş gereği e, öyle eğitimli bir insan olmadığı her şeyden belli. Ee, muhtemelen benim yani orada eğitim ya, o yüksek lisans eğitimi gördüğüm esnada bir okuduğum çalıştığım teori eseri alıp okusa anlama ihtimali sıfır olan bir insan bana mesela önce İngilizce öğren. Diye bir tepki göstermişti konuşurken. Mesela bir keresinde de nereye aitsen oraya git şeklinde bir ifade oldu. Ama şimdi 25 yıl içerisinde 2-3 örnek üzerinden bir durum oluşturmak yanlış olur. Ama orada benim şansım Denver şehrinde yaşamış olmamdı. Denver çok liberal bir şehir. Yani liberal deyince tabii Amerikan kontek bağlamında liberal dediğimiz zaman yani Avrupa bağlamında sosyal demokrat şeyine denk düşüyor. Çünkü liberallik orada solda olmakla özdeş bir kavram. Liberal bir şehir olmasının çok büyük payı var. Tabii kozmopolit bir şehir. Dışarıdan bir sürü göçmeni barındıran bir şehir. Dolayısıyla göçmenlere karşı antipati olan bir ortam değil. Ee, okul, gene çocuklarım mesela orada okula gitti Kızım liseyi orada bitirdi Oğlum ortaokulu orada bitirdi Yani hocalar da, öğretmenler de genelde bu eğilimden olan insanlardı Dolayısıyla aile olarak öyle ciddi bir ayrımcılığa maruz kaldığımı söyleyemem Buradan soru, genel soruya gelecek olursak Amerikalı'nın tavrı nasıl? Yani bir tane Amerika yok Türkiye'de genellikle biz bu hatayı yapıyoruz ee, konuşurken yani böyle genellemelerle konuşuyoruz. Hatta bunu yaparken Amerikan yönetimi için de bu şekilde konuşuyoruz. Yani bir tane Amerikan toplumu olarak baktığımız zaman tek bir Amerika yok. Ya yani Amerikan devletinden bahsederken de tek bir grup e, homojen herkesin aynı fikirlere sahip olduğu bir klik Amerika yöneten bir klik de yok. Farklı bir... E, Amerikan toplumunda farklı gruplar var. farklı grupların göçmenlere, efendim farklı dinden olanlara, farklı etnik gruplara farklı bakış açıları var. 11 Eylül olduğunda ben mesela Denver'dayım. Tabii 11 Eylül farklı bir ortam getirdi. İster istemez Müslüman kökeninden gelen insanlarda bir psikolojik gerilim ortaya oluşturdu. Bu devletin kullanmış olduğu dil yüzündendi. Zaten benim şu son zamanlarda yani Türkiye'deki siyasete biraz tepkili olmamdaki gerekçelerden birisi de o. Çünkü orada yaşamış olduğum güvenlikçi söylem şu an ben burada hayatımda farklı bir bağlamda, farklı bir şeyle, dille ifade edildiğini görüyorum. Ama güvenlikçilik ortak paydası aynı. Ve o güvenlikçilik ortak paydası da aynı olmuş olması orada yaşamış olduğum psikolojik evet. E, stresi veya nasıl söyleyeyim e, orada yaşamış olduğum e, dışlanmışlık duygusunu bana burada da yaşatan bir faktör olarak e, etkili olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi Amerika'da e, bu tabii e, sağ dediğimiz yani Cumhuriyetçi Parti ve onun içerisindeki gruplar, e, merkezde olanlar biraz daha ılımlıdır ama Cumhuriyetçi Parti'nin merkezi giderek eriyor. Ve aşırı sağa doğru kayıyor. Bu aşırı sağ içerisinde e, ırkçılar var, e, Hristiyan evanjelistler var. E, bu kesimlerde tabii ki e, Müslüman olana, farklı olana daha doğrusu bir tepki var. E, etnik veya din anlamda. Fakat liberal kesimler için e, bunu e, şey yapmak, e, yanlış bir imaj çizmek olur. Farklı toplum katmanlarında farklı tepkiler var. E, o şekilde söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ben e, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii Denver, Eskişehir'e bize gazetecilere yabancı bir şehir. Evet. Ben Denver şehrinin ismini tabii biliyorduk ama Hı. Eskişehir'de ilk duyduğumda bizim bu e, Volkan Bayar var Osman Gazi Üniversitesi'nde. Geçtiğimiz Nisan ayında bir katliam yaptı. Aha, evet. Buradaki e, çok değerli öğretim üyelerini hocalarımız seçemeyi evet, yitirdi. Bu 2011 yılında yüksek lisansını Denver'da yaptı. Siz onu tanıyor muydunuz? daha Yok, önceden? yok. Ben oradan kaç yılında ayrıldım? 2008 yılında ben Denver'dan ayrıldım. Evet. 2008 ile 2012 Şubat'ına kadar New York eyaletinde yaşadım ben. Evet. New York City'nin 60 mil kadar kuzeyinde olan bir şehirde yaşadım. Evet. O Ozatla tanışmadım fakat e, yalnız Denver'la ilgili şöyle bir söylenti e, oldu o zaman ve kesinlikle yanlış bilgi eğer gelmişken belirteyim. Evet. İşte Denver Üniversitesi'nde okumuş o arkadaş. Denver Üniversitesi'nde ben de okudum. E, ve FETÖ'cülerin evet. üniversitesi diye bir laf çıktı ortaya. Yani, hiç alakası yok. Yani evet. bizim Türkiye'deki klasik dezenformasyon şeylerinden birisi. O zat herhalde orada okumuş olmasından dolayı öyle bir söylenti ortaya atıldı. Öyle bir şey yok. Şey olarak metodist Kilisesi'ne ait bir üniversitedir. Fakat üniversite, mesela benim okuduğum bölüm üniversite kiliseye ait olmasına rağmen benim okuduğum bölüm hocaları genellikle solcu hocalardı. Ve yani benim orada aldığım eğitimde yani bayağı bir Marksist literatür okudum yani. Evet. Üniversite ile kilise birbirinden tamamen ayrıydı yani. Evet, Eskişehir'e ee, dönelim mi? Dönelim tabii ki. Şimdi Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak Eskişehir'in bana en önemli 5 sorununu sıralayabilir misiniz? Hmm, evet. Güzel bir soru. Şimdi ee... Bunu isterseniz ben şeye göre yani Siyahet Partisi'nin bu konuda yapmış olduğu bir çalışma var. O evet. çalışmadan yola çıkarak e, cevap vereyim. E, çalışma e, şöyle. E, bizzat e, bütün Türkiye'deki 81 e, şehirle ilgili yapılmış olan bir çalışma var. de dahil. E, i̇şin enteresan tarafı şu. E, yani her şehirde yaşayan insanlara sorular göndermiş ve cevap almışlar. E, Eskişehir'den en fazla cevap Eskişehir'den gelmiş. E, 1500'ün üzerinde ve büyük bir kısmı da e, kent e, evet. iki büyük e, iki e, neden yani merkez ilçeden, tepebaşı ve odunpazarından e, orada e, e, dolayısıyla o gelen e, seçmenlerden bizzat gelen e, verilere göre konuşacak olursak e, eskişehir seçmeninin gözünde e, bir numaralı sorun olarak olan şey trafik. Evet ve bu cevapların e, neredeyse e, gelen cevapların yüzde %48 48'i trafik sorunu üzerinde e, yoğunlaşıyor. E, gene e, en önemli e, şeylerden birisi e, ulaşım genel olarak toplu taşıma dahil, e, otopark mevzu bunlar arasında. E, fakat e, benim e, ekleyeceğim e, henüz şimdi bizim Türk toplumunda şöyle bir şey var bir sorunu sorun olarak e, görmek için. Bazen onu bizzat e, hissetmemiz gerekiyor. Evet. E, hissetmeyince pek sorun olarak görme eğiliminde değiliz. E, ama e, içme suyu mevzunu da ben e, Eskişehir'in e, mühim sorunlarından e, birisi olduğuna inanıyorum. E, diğer bir husus e, üzerinde e, durabileceğim. E, şimdi Eskişehir bir üniversite şehri. Üniversite şehri e, ve öğrencilerin e, yani bu belli üniversiteleri kazanamayan öğrencilerin gelmek için ikinci veya üçüncü tercihte bulunduğu bir yer çünkü niye burada kendilerini çok rahat bir ortamda atmosferde e, bulabileceklerini düşünüyorlar. öğrenciler evet. öğrenci kenti olma gibi bir özelliği var e, her ne kadar öğrenci kenti olmakla beraber yalnız öğrencilerin buraya gelip belki diğer Anadolu'daki şehirlere göre Ankara'yı saymazsak diğer Anadolu'daki şehirlere göre daha rahat bir öğrencilik hayatı yaşadığı bir şehir olabilir. Ama buradan okulda öğrendiklerinin üstüne ilave olarak bir şey koyarak ayrıldığı bir şehir değil. Eskişehir bir kültür şehri olma e, gibi bir imaj sunmaya çalışıyor. Ama bence bu e, sunmaya çalıştığı imajın içini doldurabilmiş değil. Hı hı. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz derseniz Yani bizzat buradaki 5-6 yıllık hocalık deneyime dayanarak söylüyorum Maalesef Eskişehir'de yani yani genel gözlemim şu Bu tabi Eskişehir'deki üniversitelerle ilgili bir sorun değil Türkiye'deki üniversitelerin %90'ının belki %95'inin sorunu Eğitim sistemimiz çok bozuk evet. Eğitim sistemimiz çok bozuk Yani öğrencilerin pek çoğu Geldiği gün mezun olduğu gün arasında e, sahip olduğu bilgi oranlarında fazla bir artış yükselme yok. E, fazla bir artış yükselme yok. Ama üniversite şehri olarak bilinen bir şehrin yani öğrenci ve kültür e, şehri olarak bir imaj oluşturmaya çalışan bir şehrin buraya gelen üniversite öğrencilerine e, bir artı eklemesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu düşünmemin de sebebi şu, çünkü gene yani burada ister istemez bir Amerika ile mukayese yapacağım. Yani Amerika'da üniversite şehri dediğimiz yer farklı bir niteliğe sahiptir. Eskişehir tamam o niteliği bir kısmı yani sosyal hayat tarzı açısından onu oluşturuyor. Onu veriyor. Ama kültürel birikim, entelektüel birikim gibi hususlardan baktığımız zaman o kültür şehri e, olma vasfını tamamlayamıyor. Bu beş sorun nasıl çözülür? Mesela trafiği nasıl çözeceksiniz? Probleminiz evet. var mı? E, Tabi ulaşımını. Otoparkı. Yani, evet, yani bu konuda sorunu. E, bu konularda e, yapılmış e, gayet e, iyi çalışmalar var, e, projeler e, hazır e, ve bunlar da e, ayın geri biliyorsunuz. Bir tane havaray biliyoruz mesela. Kim söylemiş? Sizin seçim işleri evet. başkanınız Hasan Arduç söylemiş. Evet. Yani Fesih Bey de... Yapılabilir bir şey mi bu havaray? Maliyetini hesapladınız mı? Nasıl olacak? Hükümet destek vermeden olur mu? Ha, hükümet destek vermeden olur mu? <laughs> evet. Yani Şimdi. genelde adaylar, yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Teşbih evet. hata olmaz. Atıyorlar. Bunu da yapacağım, şunu da yapacağım, onu Doğru. da yapacağım. Olabilecek bir Ama şey mi Ama yapacağız demedi. Yani çözüm önerisi olabilir dedi. Tamam. Biz yapamazsak o zaman <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı yapsın. <laughs> Gibi. Şimdi, yani buradaki şunu belirteyim sonra inşallah bu mevzuya geçeyim. Ayın 20'sinde biliyorsunuz Temel Karamollaoğlu'nda katılacağı, 23 Şubat günü Temel Karamollaoğlu'nda katılacağı bizim aday tanıtım programımız var saat evet. 19'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Ve Ertesi gün olmasa bile hemen onun ardından biz bu projelerimizi medyaya görsellerle beraber tanıtacağız. Orada tabii bu beş sorunun yanı sıra çok farklı şeyler üzerinde de Sürpriz olacak. birazcık. Yani orada bütün detaylara ineceğiz. Bütün detaylara ineceğiz ama şimdi bu şey olarak şimdi tramvay dediğiniz gibi o tramvayın dört noktada havaya kaldırılması harisesi var. Yani bunun fizibilite çalışması yapılmış durumda. Hı. Çok yüksek bir maliyeti olmayacağına dair. Bizim ki, verilerimiz o yönde. Kaldı ki zaten eskiden kurulduğu zaman hükümetimiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne delikli bir kuruş para vermemişti. Evet. Bunlar Avrupa Birliği fonlarından ya da evet. başka kredi imkanlarıyla çözülmüştü. Tamam. Demek ki çözülebiliyormuş yani. Yani tek para alma kaynağı malum. Merkez hükümet değil. Bu Avrupa... Evet dediğiniz gibi fonlardan istifade edildiği gibi yani zaten İller Bankası'nı unutsanız çok iyi olur. Yani muhtemeldir. Muhtemel. E, e, fakat e, Avrupa Birliği veya e, diğer e, dış borç kaynaklı e, dış borç alınabilecek diğer yerlerden bu sorunu halledebilir. Fakat e, yani bu konuda e, yani bizim edindiğimiz kanaat e, şu. Yani Eskişehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin e, ciddi gelir kaynakları var. Evet. E, ve Dolayısıyla e, yani bütün projeler e, bu kaynaklarla e, finanse edilemeyebilir ama fakat eğer e, dikkatli bir şekilde bu kaynaklar kullanıldığı takdirde, tasarruf. E, bir tasarruf edildiği takdirde, e, israftan kaçınıldığı takdirde e, bunların bir kısmı bizzat belediyenin kendi kaynaklarından da elde edilebilir Peki, diye düşünüyorum. Şimdi şunu sorayım. Yalnız sorunların hepsine gitmedik ama vaktimiz daralıyor onun için. Onun için. Çünkü bu biraz önce söylediniz. Bu sorunların hepsine bir çözümümüz var. Evet. Evet. Temel Karamanlıoğlu geldiği zaman bunu açıklayacağız o gün değil. Ondan sonra bizim medya medya şeyimiz olacak. Yani projelerimiz kan toplantı. Peki vaktimiz kalırsa söyleyeceklerinizi de ifade edersiniz. Ben şunu sorayım. Eskişehir'in en beğendiğiniz 5 yönü. Ha Eskişehir'in beğendiğim en e, güzel beş yönü. E, evet e, şimdi her şeyden önce e, yani bir hoca olarak ister istemez e, eksik kusurlarını buluyor olmakla beraber e, bir üniversite ortamı olması hoşuma gidiyor. E, dolayısıyla e, bunun sağlamış olduğu bazı artılar var. E, en azından e, yani girip e, genellikle ben kitaplarımı internet üzerinden pek çok insan gibi satın alıyorum ama mesela acil olarak bir şeye ulaşmak istediğimde veya işte gidip bizzat bir yere oturup oturmak istediğimde gidebileceğim güzel kitap kafeler, kitapçılar olan bir şehir. Bu yönden dolayı beğendim bir yön. Kültür şehri olma dediğim gibi eksikleri var. Fakat eksiği olmasına rağmen bu yönde bazı ihtiyaçları karşılayan diğer Anadolu şehirlerinde bulamayacağınız imkanları var. şey olarak diğer önemli bir husus bana göre. Eskişehir çok büyük bir şehir değil. Çok küçük bir şehir değil. Orta ölçek diyebileceğimiz bir şehir fakat bir büyük şehrin bütün avantajlarını sunan bir şehir. Hı. bu açıdan yani benim için eee ideal bir yer olarak yani Türkiye koşullarında ideal olarak görebileceğim bir yer. Yani Ankara'ya kesinlikle tercih edebileceğim bir yer, İstanbul'a da tercih edebileceğim bir yer. Ee, tabii daha da iyi olabilir. Ee, diğer başka ülkelere gelecek olursak yani. Herhangi bir ihtiyacımı görmek istediğim zaman o ihtiyacımı karşılamada zorlanmadınız Parklarını bir şey. seviyor musunuz mesela? Efendim? Parklarını seviyor bak, musunuz? Parklar bak, güzel. Bunu hatırlattığınız iyi oldu. Yani Eskişehir parklar açısından evet parkları beğeniyorum. Kent Park yani kesinlikle güzel bir park. Gene Sazova Bilim Kültür Parkı. Sazova park. güzel bir park. Fakat tabi biraz Türkiye'deki şehirleşme genel olarak Eskişehir'de buna dahil. Yani kötü planlama, yanlış planlama veya plansız büyüme sonucu biraz anormal bir şeyle büyüdüğü için büyük şehirlerimiz belki benim zihnimde olan bir parkı kurabilecek genişlikte bir alan sıkıntısı belki var ama mesela bu parkların içerisinde ben sadece belli oturma yerleri yürüme parkuruyla sınırlı kalmayıp içerisinde bir tenis kortu olan efendim basketbol fotoları olan Çeşitli sportif faaliyetlerinde yapılabileceği yani çok büyük futbol sahası olmasa bile en azından küçük ölçekte futbolda oynanabilecek. Yani çok farklı sportif evet. faaliyetlerinde içerisinde yapılabileceği bir park olmasını isterdim yani. Şimdi şu hiçbir bir şey ihmal edilmiyor Türkiye'deki parklarda mutlaka bir çay ocağı lokanta konuyor ama çay ocağı ve lokantadan ziyade bence orada olması gereken bir sportif faaliyet daha fazla ön plana çıksa iyi olur. Ama en, şu açıdan iyi tabii yani düşü yürüme parkurlarının düşünülmesi gibi hususlar açısından iyi. E parklar evet parklar yönünden bir artısı var Eskişehir'in. E diğer yerlere göre yeşil alana önem verilmesi ve yeşil alanın korunması açısından e, o da bir artı bana göre. Evet. Soruda ben sorabilir soru. miyim? Şimdi e, Türkiye'nin tabii Meselelerinden bir tanesi de tarım bildiğiniz gibi. Evet. Evet işte yeni hükümetimiz bir hı hı. tanzim satışına hı hı. başladı. Ben herhalde Amerika'da mevcut hükümetin salatalık ve domates satacağını zannetmiyorum ben. Her neyse hayırlısı olsun diyelim. Hı. Fakat Eskişehir'deki tarımı daha da olumsuz etkileyebilecek bir tehlikeyle karşı karşıyayız o da termik santral. Evet. Şimdi termik santrale Cumhuriyet Halk Partili mevcut 3 belediye başkanı net bir şekilde alenen karşı çıktıklarını ifade ettiler. Evet. Hatta bu konuda aktiflerde sadece sözle karşı çıkmıyorlar. E AK Parti'deki yine bir diğer rakibiniz olan Sayın Burhan Sakallı da işte hayırlısı olsun mealinde bir açıklama yaptı. Eskişehir için ne iyiyse o olur dedi. Evet. Siz böyle bir açıklama mı yapacaksınız? Ee, yoksa net bir şekilde ben termik santrali istiyorum ya da istemiyorum diyecek misiniz? Yok, yani Ben şahsi kanaatim olarak zaten yani aday olmadan önce de bu termik santral fikrine kesinlikle karşı olan birisiydim. Ee, yani eğer bazı gösterilere düzenlenmiş galiba maalesef onlardan haberim oldu, olmadı. olsaydı yani kesinlikle de katılırdım. Ee, parti olarak da pozisyon şu. Yani Alpu Ovası'na böyle bir termik santralin e, kurulmasına Saadet Partisi kesinlikle karşı. Alpu Ovası'na böyle bir şeyin kurulması. Yani eğer e, bir termik santral yani şimdi oradan üretilecek olan enerji, oradan üretilmesi düşünülen plana enerjinin ee, başka termik santrallerin kapasitesinin artırılması suretiyle de elde edilme imkanı var. Dolayısıyla e, bu termik santral oraya e, yapmak zorunda da değiller. E, ama her şeyden önce yalnız oranın e, verimli bir tarım arazisi olmuş olmasından dolayı e, Saadet Partisi parti olarak e, termik santrallere kesinlikle karşı. Ben de şahsi kanaatim olarak zaten yani termik santral olayına ben şahsen tamamen karşıyım. Yani. Çünkü Almanya'nın e, malum bütün kömür madenlerini adamlar kapattılar yani. Şimdi e, dünya böyle bir yöne gidiyorken bizim e, tersine gitmemizin de fazla bir anlamı yok yani. E, çünkü zararlı. Evet. Şunu sorayım. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ha, evet. Hangi bölge, hangi ilçe? Ee, oy vermek için kayıtlı olduğum yer Şeker Mahallesi. Ama, evet, Şeker Mahallesi, Tepebaşı. Ee, ama e, fiilen yaşadığım yer, çünkü hanımın e, iş yerine yakın, e, ulaşım açısından daha kolay gidip gelmesi, e, şeyde Ulu Önder Mahallesi'nde oturuyorum. Hı -hı. Yani fiilen orada oturuyorum. E, tepe başında e, şeyde e, kayıtlı olduğum yer, kayıtlı olmamın sebebi e, kayınvalidemin evet, e, evet. oturduğu yer. E, şu an kendisi Eskişehir'de değil e, ama e, o, o bulunduğu zaman biz de ona refakat ettiğimiz Hı -hı. için kaydım orada. Peki bir de şunu sorayım vaktimiz daralıyor ee, ilçeleri nasıl görüyorsunuz Saadet Partisinin ilçelerdeki Hı. iddiası? Valla şimdi Saadet Partisi e, yani e, malum bütün Türkiye çapında e, top bütün Türkiye'de e, il ilçelerin hepsinde aday gösterme gibi bir politikası var e, dolayısıyla. 14 ilçenin 14'ünde de aday gösterilecek. Şu an bizim henüz belli olmayan ama görüşmelerde bulunduğumuz iki ilçe var. Gün yüzüyle Sivrihisar. Şimdi gerek büyük şehirde gerek ilçelerde temel motivasyon elbette kazanma. Dolayısıyla şansınız ne sorusundan ziyade biz hangi motivasyonla çalışacağımızı söylesem daha doğru olur. Biz kazanmak için uğraşacağız. Kazanmak için uğraşacağız. Ha seçim e, bittikten sonra e, net e, kazanamamamız gibi bir durum ortaya çıktı zaman. O zaman durup oturup bir durum muhasebesi yapacağız. E, niye kazanamadık? Eksiklerimiz neydi? Artılarımız neydi? Ve bir de tabii o zaman e, geçmişte bugün arasında bir değerlendirme yaparak. Almış olduğumuz sonuçta geçmişte alınan sonuçları mukayese ederek performansımızı değerlendireceğiz. Evet. Temennimiz şu. En azından benim şahsen temennim şu. yani Türkiye'de siyaset tıkanma noktasına doğru gidiyor. Bu tıkanma noktasını açabilecek mecralardan birisi Saadet Partisi. Hı. Ve bu seçimde Saadet Partisi kararsız seçmene ki mühim bir kararsız seçmen kitlesi olacağı öngörülüyor Kararsız seçmene adres olduğunun mesajını kuvvetli bir şekilde vermesi lazım ee, ben zaten yani siyasete biraz da düşünmemin sebeplerinden birisi de bu oldu yani alternatifsizlik düşüncesi iyi bir düşünce değil bu sistemi tıkayan bir şey sistemi tıkayabileceği gibi kaşınan bir ve ısınan fay hatları nedeniyle bizi ileride bir sosyal patlamaya da götürebilecek olan bir şey evet. ama bir mecra açılması durumunda e, bu e, bunun önüne geçmek mümkün e, Dolayısıyla da biz adres olduğumuzu gösterir bir netice alabilirsek e, bu da bence e, mühim ve Takdir edilmesi gereken bir husus olur. Evet. Diyorsun. Birkaç dakikamız kaldı. Evet. Ali Baş sizin soracağınız En Benim sorumlarım. Kerem Akyol sizin. Çok teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı oldu. Peki. Şimdi o zaman 3 e, dakikanız var. Sorunlar üzerinden gidelim. 3 dakikada e, sorunları bir özetleyin. Yani sorunlara çözüm evet. önerilerinizi evet. ve kamuoyuna vermek istediğiniz bir mesajınız varsa. Tamam. 3 dakikada. Tamam. Hemen alalım. Tamam oldu. Yani şimdi dediğiniz gibi e, tramvayın dört önemli noktada e, havaya kaldırılması projesi evet. var. E, bunun yanı sıra e, trafik e, sorununun çözülmesi açısından 12 kavşakta, 12 kavşakta düzenleme yapılacak. E, fakat bu 12 kavşaktaki düzenlemeler e, U dönüşlü yollar veya yeraltına alma Hı -hı. şeklinde yapılacak ve trafiğin akışı kesinlikle e, engellenmeyecek şekilde olması sağlanacak. Bunu, bunu tamamlayıcı bir proje olarak akıllı sin sin sinyalizasyon projesi e, trafikte ışıklara daha az e, beklemeyi e, sağlayacak bir akıllı sinyalizasyon projesi olacak. Otopark e, en mühim sorunlardan birisi, yani toplumun en büyük tepki gösterdiği şeylerden birisi. Arabamı satmayı bile düşünüyorum diyen insanlar var gelen cevaplar arasında. Dolayısıyla e, akıllı otopark e, sistemi e, hızla ve şehrin e, merkezi alanlarında hızla e, şey yapılacak e, uygulamaya konulacak. Su olayı Sakarya Nehri'nin başlangıç noktasından ve e, Seyit Gazi yeraltı su kaynaklarından e, temin etmek suretiyle Porsuk Nehri'ni, e, Porsuk e, tamamen devre dışı bırakılması sonucu e, şehre içilebilir e, içme suyunun Hı. getirilmesinin temin edilmesi şeklinde bir e, düşüncemiz var. E, kırsal alan, yani malum e, kırsal kesim önemli. Zaten mevcut belediyende bu konuda çalışmalar var ama biz bu çalışmaları daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz. Alpu Ovası'nda mesela hem tarım hem hayvancılık yönden ciddi projelerimiz var. Termal turizm diğer mühim bir proje. Bir husus da şey yapayım. Ee, yani şimdi Eskişehir, e, ben Eskişehir'in e, o kültür şehri olma potansiyelinden bahsettim. Burası aynı zamanda e, şu potansiyele sahip, yani her fikrin serbestçe konuşulup tartışabileceği bir yer ol olma potansiyelini taşıyan bir şehir. Dolayısıyla eğer biz bu seçimi kazanabilirsek, kazanırsak inşallah e, her türlü fikirden insanların, gelip konuştuğu, tartıştığı konferansların, panellerin olacağı bir şehir olacağını şey yapıyorum. Öğrenciler için e, indirimli e, hem e, kültür faaliyetleri ve e, ulaşım e, hizmetlerimiz söz konusu olacak. Yine e, öğrencilere yönelik başka çalışmalarımız da olacak. Projelerimiz çok. En iyisi 3 dakikada doluyor. Ben evet, burada evet. son bir cümleyle bitireyim. Yani Eskişehir e, vat, e, halkına söyleyeceğim son söz şu. Şimdi Tarih Partisi'nin son zamanlardaki faaliyetleri, çalışmaları göz dolduruyor, beğeniliyor. Fakat seçmende şöyle bir kaygı var. Buraya oy versem oyun boşa gider düşüncesi. O zaman bir parantez açayım. Cumhuriyet Halk Partisi ile gizli ittifakınız var mı? Yok, kesinlikle yok. Kesinlikle yok. yani adının da en basit ispatı... Mesela Saadet Partisi Büyükşehir'de aday çıkarmazsa, atıyorum, evet. çıkarmazsa Saadet Partisi'nin oyları AK Parti'ye gidecek ya da Saadet Partisi seçmeninin bir kısmı sandığa gitmeyecek. Ama CHP'ye girebilir. Bir de tersinden bakmak lazım. Ama bir de siz, o. siz evet. aday olduğunuz zaman e, Saadet Partisi'ni seçmen AK Parti'ye oy vermeyecek mesela şimdi e, Arif Bey'in dediği husus var yalnız. Şimdi evet, yani. seçime girmesi de sever sefer e, CHP'yi için seçime girmiyor diyecekler. Dolayısıyla yani bir, bir kısır döngü var orada. Evet. Yani o sorunun muhatabı Yani ile ittifakımız CHP'de yok. yok. Evet. kesinlikle ittifak yok. Her Hatta... her ilde, ilçede seçime girmiş olması bunun ispatı. O zaman kaldığımız evet. yerden devam edelim. İnsanların aklında soru işareti var. Yani Nedir o söz? ve hatta ve hatta bu aklında bu soru işareti olan insanların oranı geçmiş seçimde Saadet Partisi'ne oy vermiş insanların oranından çok çok daha fazla. E benim e, eski şeylere mesajım şu. Lütfen bu düşünce içerisinde olmayınız. O oyunuzu veriniz. Çünkü Türkiye'nin mevcut e, konjonktüründe e, Seçimin sonucunun ne olacağı hiç belli olmayabilir. Evet. Ee, Hatta Arif bazen coşup e, Saadet Partisi HDP ile ittifak yapıyor bile diyorlar. Evet. Deniyor Doğru, ki zaten hiç, evet. hiç, hiç evet, alakası evet. yok. Ona yani hiç gibi olacak bir bir şey şey girecek. Girecek. Kesinlikle hiç yani alakası yok. Peki çok teşekkür ederim Rica Levent Bey. Ederim. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ali Baş çok teşekkür ederim size ben teşekkür de. Kerem Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler vaziyetin sonuna geldik. Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk ile birlikteydik. Biz e, aklımızdan geçenleri, kamuoyunun e, kafasındaki soru işaretlerini e, Saadet Partili başkan adayına ilettik. E, Levent Bey de bunları samimiyetle cevap e, verdi. Biz Perşembe günü Eskişehir nabzıyla yine bu ekranlarda olacağız bir başka değerli konukla. İyi geceler.